Merhaba çocuklar. Ben Osmaniye Serser Özden Anaokulu öğretmeni Fatma Ceyhan. Benim için Herkes El Ele adlı projemizin bu haftaki konusu başka bir öğretmenden öğreniyorum. Bugün sizin için çok güzel ve eğlenceli bir etkinlik hazırladım. Sizinle tuz seramiği yapacağız. Tuz seramiğimizi yoğuracağız. Yoğurduktan sonra hamurumuza çok güzel ve değişik şekiller vereceğiz. Şimdi işe malzemelerimizi tanıtarak başlayalım isterseniz. Malzemelerimiz bir büyükçe kap, yarım su bardağı su, bir su bardağı un, bir su bardağı da tuz. Malzemelerimiz gördüğünüz gibi çok basit malzemeler. Bu malzemelerden tuz seramiği yapacağız. Kabımızın içine malzemelerimizi sırayla dökeceğiz. Tuzumuzu dökelim. Evet, bir su bardağı tuzumuzu kabımıza koyduk. Bir bardak unumuzu ve üzerine de yarım bardağı suyumuzu döktük. Malzemelerimizi kabımıza boşalttıktan sonra bu hamurumuzu güzel bir şekilde eldiven yardımıyla yoğuracağız. Yoğurduktan sonra da hep beraber şekillerimizi vermeye başlayacağız çocuklar. İsterseniz hep beraber hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Evet çocuklar, hamurumuz hazır. Bir güzel hamurumuzu yoğurduk. Şimdi bu hamurumuza çok güzel böyle şekillerimiz var. Bu şekillerimizle hamurumuza şekiller vereceğiz. Beraber yapalım mı? Yapalım. Hamurumuzu gördüğünüz gibi çok yumuşak bir tuz seramiği yaptık ve bir hamur oluşturduk. Hamurumuzu elimizle yuvarlıyoruz. Bir tane daha alalım. Şöyle elimizde yuvarlayalım. Şekil vermek üzere masamıza koyalım. Bir tane daha alalım. Hamurumuza şöyle bir şekil verelim. Evet. Hamur kalıplarımızı şöyle bastırarak geri kalan hamurumuzu kabımıza alabiliriz. Bakın, çok güzel bir kelebeğimiz oldu. Şimdi bir de isterseniz çam ağacı yapalım. Evet, kalıbımızı bastırdık. Fazla olan hamurlarımızı da aldık. Tekrar kabımıza koyduk. Bakalım mı? Evet. Çok güzel bir çam ağacımız oldu. Şimdi de böyle bir ayı kalıbımız var. Ayı kalıbımızla da hamurumuza bastırdık. Ve fazla hamurlarımızı temizledik. Kabımıza koyduk. Kaldırıyorum. Evet, çok güzel bir ayıcığımız oldu.